Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, esnaf ziyaretleri çerçevesinde ayakkabıcılar ve imalatçılar odası üyeleri ve ayakkabıcı esnaflarıyla bir araya geldi. Başkan Savaş'ın Antakya Ayakkabıcılar ve İmalatçılar Odası Başkanı Gökhan Oral'ın ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda ayakkabı imalatında bulunan esnafın hazır olduğu ziyaretinde Başkan Savaş'a İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Mehmet Alakuş da eşlik etti. Hatay'ın altyapı alanında tüm sorunlarını çözmek için özveriyle çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2. caddesinde beton asfalt yapım çalışmalarını başlattı. Merkez ilçe Antakya'ya bağlı olan işlek caddelerden 2. caddesinde mevsimsel hava koşulları sebebiyle kullanılamaz hale gelen yolların zemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Eski şef Yusuf Beyhan'ın anısına düzenlenen Şef Zeynep Sallabaş yönetimindeki 52 kişilik Türk Halk Müziği Korosu, doğudan batıya, kuzeyden güneye Anadolu'yu notalara döken en özel ve güzide eserlerini 13 Ocak Cuma günü Hatay Kültür Merkezi'nde saat 20'de müzikseverlere ücretsiz olarak seslendirecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi, kapalı yüzme havuzu Şubat ayı boyunca yıllık bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Defne Balıklıdere Mahallesi'nde yağmurun şiddetini artırmasıyla çöken bağlantı yolunda yenileme çalışması başlattı. Hassa İncesu Deresi'nde oluşabilecek taşkın riskini bertaraf etmek amacıyla zeminini dolduran toprak ve yabancı maddeleri dere yatağından çıkaran ve suyun akışını rahatlatan ekipler vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Samandağ'ında Çeylik'e Karaçay Jandarma Karakolu, Hassa ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Yayladağ Şenköy Yaylası Ziyaret Karakolu ve Dört Yol Hasanpaşa Komando Taburu'nun spor aletleri ve kondisyon istasyonlara ihtiyacını karşıladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antakya Şenköy Mahallesi Şeyh Ahmet Kuseyri Camii ve Türbesi, Antakya Yoncakaya Camii, İskenderun Karayılan Merkez Camii, Yayladağ Işığı Mahallesi Camii, Yayladağ Yalaz Mahallesi Camii, Yayladağ Yalaz Mahallesi Elvan Camii, Samandağ Hıdır Bey Mahallesi Camisi'nin iç ve dış temizliğini gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı mezbahaneler, Veterinerlik ve Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ve Hatay Doğa ve Yaşam Derneği işbirliğiyle Antakya, Defne ve Samandağ'daki hayvanlar beslendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi kayıtlı elektronik posta hesabı alarak bir ilke daha imza attı. Geleneksel postanın elektronik boyut kazanmış hali olarak hayata geçirilen, standart e-postaya benzer bir şekilde çalışan KEP'e, e-mail'den farklı olarak evrakların bozulmasının önüne geçiliyor. Gönderilen evrakları belli bir süreyle koruyor, evrakların elektronik ortamda imzalanmasını sağlıyor ve sistem üzerinden gönderilen veya alınan evraklar hukuki bir süreçte delil niteliği taşıyor.